Ben İstanbul'a gittim. 1986'da, 84-85 yıllarında. Fakat her ne kadar biz oraya gittiysek de ben kendim hep burada yabancı hissettim. 2019 yılında tekrar o doğup büyüdüğümüz topraklara dönme kararı aldık. Köylerimizi mezarla değil yaşam alanına çevirelim. Çünkü köylerimiz hepsi viraneye dönmüştü. Coğrafya boşalmıştı, insansızlaşmıştı adeta. Üretimin durduğu ve insansızlaştığı bir coğrafyada bahsediyorduk. Burada yaşamı yeniden inşa edelim diye bir hareket başlattık. Buranın ilk önce ekonomik altyapısını oluşturmamız gerekiyor idi. Ve biz de böyle yaptık. Toprakla bir sözleşme yaptık, yani bir ikrarlaştık. Bugün yaptığımız çalışma, o gün 5000 ağaçla başladığımızda şu an biz 150 bine ulaştık. Maraş katliamını boşa çıkarmanın yolu Maraş'ta yaşamı yeniden inşa etmektir. Biz topraklarımızı terk etmeyeceğimizi ancak böyle ispatlayabiliriz. Maraş katliamında sistemin yüzleşmesinin yolu burada kalmak ve bu yaşamı burada yeniden inşa etmektir. Biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü biz ekolojik bir yaşam inşa etmek istiyoruz. Sadece işte örneğin burada işte kendi geçimini sağlayalım, amaç o değil. Sadece o değildir. Ekolojik bir yaşam inşa edeceğiz. Hedefimiz budur. Bizim amacımız ekolojik ve komünal bir yaşamı inşa etmektir. Bunu daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki projelerden birisi de şudur. Bir kooperatifleşmeyi esas almayı alıyoruz. Önümüzdeki süreçte böyle bir çalışmamız olacak. Gelin hep birlikte biz bir Avrupa'da yaratabiliriz. Biz güzel bir yaşam da burada inşa edebiliriz. Yeter ki biz toprakla ikrarlaşalım ve toprağa doğru bir temelde yaklaşalım. Mutlaka bir gün burada, bu topraklarda yaşamı yeniden inşa edeceğiz.